Farenjit çok sık rastlanan bir rahatsızlık olduğu için eminim hepiniz daha önce farenjit geçirmişsinizdir. Hatta bu hastalığa o kadar sık rastlanır ki farenjitten zaman zaman soğuk algınlığı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Esasında soğuk algınlığı denen rahatsızlık farenjitten daha fazlasını içerebilir. Ve rinite, larenjite ya da başka hastalıklara da dönüşebilir. Şu ana kadar birçok hastalık ismi saydım. Ve aslında bunların hepsi vücudumuzun bir bölümünün virüslerce ya da bakterilerce enfekte olması anlamına geliyor. Nasıl mı? Mesela farenjit kelimesini ele alalım. Farenjit kelimesini ikiye ayırdığımızda sondaki it iltihaplanma yani enflamasyon. Baştaki farenj ise farenksle ilgili anlamına gelir. Farenks boğazımızın arka kısmının yani yutağın anatomik adıdır. Gördüğünüz gibi kelimeyi ikiye bölerek incelediğimizde farenjitin boğazımızın arka kısmının iltihaplanması anlamına geldiğini anlayabiliyoruz. Yani kelimeyi bu şekilde ele alınca enfeksiyonun nerede bulunduğu da anlaşılabiliyor. Şimdi farenjit enfeksiyonunun tam olarak nerede ortaya çıktığını ve farenksin nerede olduğunu gösterebilmek için yandan çizilmiş bir kafa görseli kullanacağım. Bu şekil sayesinde ağzımızı açtığımızda göremediğimiz bu bölümü daha iyi inceleme şansımız olacak. Evet, bu bir kafa. Bazı anatomik detayları daha iyi anlaşılabilir olması açısından biraz abartılı şekilde çizeceğim. Örneğin bu damağımız. Bu üstteki boğazın arka tarafına bağlanan geniz yolumuz. Bu da önce ağız boşluğuna sonra da boğaza açılan ağzımız. Farenks yani yutak anatomik konuma göre üç bölüme ayrılır. Mesela farenksin geniz yoluna yakın olan üst kısmına nazofarenks adı verilir. Nazofarenks, farenksle geniz yolunun birleştiği yer. Benzer şekilde ağız boşluğu ile farenksin birleştiği yere de orofarenks denir ve son olarak farenksin alt kısmına da laringo farenks adı verilir. Laringo farenks kelimesindeki laringo, larenksle yani diğer bir ismiyle gırtlakla ve bu bölgede yer alan ses tellerimizle alakalı olduğunu gösteriyor. Demek ki burası farenksin ses tellerinin hemen üstünde yer alan kısmı. Artık farenjitin nerelerde ortaya çıktığını bildiğimize göre biri farenjit olduğunda virüslerin ya da bakterilerin bu yerlerden birine gelip enfeksiyona ya da vücudumuzun dışarı açılan bölümlerindeki ıslak yüzeyde yani mukozada iritasyona sebep olduğunu düşünebilirsiniz. Enfeksiyon sırasında bakteri ya da virüslerin mukozaya hasar vermesi boğaz kuruluğu, boğaz ağrısı, yutkunmada güçlük, öksürük gibi boğazın arka kısmının iltihaba bağlı olarak şişmesinden kaynaklanan birçok belirtiye sebep olabilir. Bu durumların zaman zaman ateş yaptığını da hatırlatmak istiyorum. Belirtiler arasında burun akıntısından söz etmediğimi fark etmiş olmalısınız. Burun akıntısı nazal mukozanın iltihaplanması sonucu gerçekleşir. Ama dediğim gibi bunlar anatomik sınırlar olduğu için Farenjit de her yönde ilerleyebilir. Farenjit buruna doğru ilerlerse rinit yani burun iltihabı gerçekleşir ve nazal mukoza şişer. Ses tellerine doğru ilerlerse de larenks yani gırtlak şişer ve böylelikle larenjite sebep olur. Bakteri ya da virüs yeteri kadar kuvvetli ise yayılmaya devam edip daha fazla enfeksiyona da yol açabilir. Enfeksiyon şiddetlendiğinde boynumuzdaki lenf bezleri de iltihaplanıp şişebilir. Lenf bezleri boynumuzda yer alan salgı bezleridir ve bunlar çok sayıda akyuvar barındıran bağışıklık sistemi merkezleri olarak görev yapar. Boğazdaki akyuvarlar enfeksiyonu saptadıklarında buradaki lenf bezlerine gelir ve buradaki diğer akyuvarları enfeksiyonla savaşmaları için aktive eder. Peki farenjite yol açan baş suçlular nelerdir diye soracak olsam ne dersiniz farenjit çoğu zaman viraldir ve genellikle de sorumlusu soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir buna ek olarak mononükleoz'a sebep olan virüs de farenjite yol açabilir kısa adı mono halk arasında bilinen adı da öpücük hastalığı olan mononükleoz genellikle gençlerde görülür Monoya kısaca EBV denen Epstein-Barr virüsü ya da kısaca CMV denen sitomegalovirüs sebep olur. Epey bulaşıcı olan bu iki virüs tükürük yoluyla kolaylıkla bulaşır. Az önce mono hastalığının çoğunlukla gençlerde görüldüğünden söz etmiştim. Gençler ve çocuklar parenşitten de en çok etkilenen gruplar. Yetişkinler bu hastalığa daha nadir yakalanır. Çünkü birincisi genç erişkinlerin ve çocukların bağışıklık sistemleri hala gelişmektedir ve çok fazla hastalık yapıcı etmenle henüz karşılaşmamışlardır. İkincisi de çocuklar genellikle etraflarındaki her şeyi elleyip daha sonra da ellerini ağızlarına götürürler. Bu yüzden de hastalık yapıcı etmenler çocukların sistemlerine kolaylıkla girebilir üstlerin yanında farenjite yol açan bakterilerden de söz etmemiz gerekiyor. Bu bakteriler arasında en bilineni streptokok piyojenler. Bunlardan zaman zaman A grubu strep diye bahsedildiğini de görebilirsiniz. A grubu strep streptokokun özel bir türünü belirtiyor. Yani aynen bunun gibi B grubu ya da C grubu strep de var. Evet. A grubu strep streptokokpiyojenlerin bir diğer adı. Bu arada A grubu strepe strep boğazda denebildiğini ekleyelim. Bakteriler daha ciddi enfeksiyonlara sebep olabilecekleri için daha tehlikeli. Ve bu durum eğer antibiyotikle tedavi edilmezse hastada enfeksiyondan haftalar sonra bile bazı garip belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin hastanın ateşi yükselebilir dirseklerinde, dizlerinde ve genel olarak eklemlerinde ağrılar başlayabilir. Ve en kötüsü ve daha önemlisi de hasta kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu yaşayacağı kalp rahatsızlıkları hastanın hayatının geri kalanında kalple ilgili problemler yaşamasına neden olabilir. Buna ek olarak hastada garip titremeler başlayabilir kaşıntı, yüksek tansiyon ve idrarda kan görülmesi gibi şikayetlerle de karşılaşılabilir. İdrarda kan görülmesi özellikle anne babaları çok korkutan bir durum. Esasında bu tabii ki farklı bir şey. Yani kalp rahatsızlıkları, titremeler ve eklem ağrıları aslında boğazda tedavi edilemeyen veya eksik tedavi edilmiş strep iltihabının komplikasyonu olarak ortaya çıkan ateşli romatizma hastalığıyla bağlantılı. İşte bu yüzden hastalığın bu tuhaf belirtilerin görüleceği kadar ilerlemesini engellemek için strep boğaz teşhisi konmuş hastanın antibiyotikle tedavi edilmesi şart. Bahsettiğimiz bu belirtiler nadir olarak görülse de hangi belirtinin hangi hastada ortaya çıkacağı tahmin edilemediği için strep boğazdan şüphelenilen hastalarda bir an önce antibiyotik tedavisine başlanmalı.